Çaban Bey hoş geldiniz. Önemli bir gün tabii ki Türkiye adına. Öncelikle fikrinizi sormak isterim. Bu operasyonu nasıl karşıladınız? Bekliyor muydunuz? Türkiye'nin hamlesini yerinde ve zamanında buldunuz mu? Zamanlama olarak açıkçası bekliyorduk bu akşam bu olacaktı dersek yanlış olur. Ben şahsen bu an itibariyle beklemiyordum ama Türkiye'nin gelişmelerin vardığı noktada gidişatı durduracak bir hamle yapma hazırlığı ortada idi, iradesi ortada idi ve bunun işaretleri de vardı. Bunun kapsamı, derinliği konusunda tabii ki son dakikada operasyonel olarak ilgili güvenlik birimlerinin ve siyasi otoritenin takdiri. Ne oldu? Siz de kısaca aslında özetlediniz. Son iki hafta ben kritik bir süreçti diye düşünüyorum. Daha önceki Habertürk yayınında da bunu vurgulamıştım. Sizin de vurguladığınız gibi Manbij operasyonu dönüm noktası, kilit noktası idi. Manbij'in arka planı burada önemli bence. Neydi bu? Bu süreçte şunu gördük. İşte son bir yıldır, bir yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Amerika arasında Türkiye sınırında IŞİD'in kalan kontrol noktalarının alanının kim tarafından temizleneceği konusunda bir tartışma vardı. Bir siyasi olarak ve stratejik ve askeri olarak bir iki farklı pozisyon vardı. Son birkaç ay içerisinde bu farklılıklar giderildi gibi bir durum ortaya çıktı. Neydi bu? Amerika burada PYD, YPG unsurlarına daha fazla güveniyordu ve Türkiye haklı olarak bunu terör oluşumunun uzantısı olarak gördüğü için buna karşıydı. Bunun neticesinde Amerika, Suriye Demokratik Güçleri adı altında PYD, YPG'nin daha baskın olduğu yeni bir oluşumun önünü açtı. Ve Türkiye de bir anlamda kısmi olarak kendi pozisyonundan taviz vererek bu operasyonlarda, yani IŞİD karşıtı operasyonlarda Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesinin etiketinin kullanılmasını kabullendi. Buna rağmen, Türkiye'nin bu verdiği tavize rağmen sahadaki durum çok hızlı ilerlemedi. Ama daha da önemlisi buna karşı Amerika'nın da verdiği bir taviz vardı. Neydi bu? YPG, PYD unsurlarının IŞİD'den temizlenen ağırlıklı olarak da Arap ya da Türkmenlerin oluşturduğu yerleşim yerlerinden çekilmesi. Yani IŞİD'e karşı mücadele aşamasında, askeri olarak mücadele aşamasında PYD, YPG'nin içinde yer almasına Türkiye bir anlamda zımnen de olsa kabul, rıza gösterdi. Ama buna karşılık ABD'de temizlenen yerlere yerel unsurların, Arap, Türkmen unsurların gelmesi yönünde bir taahhütte bulundu. Son 1-2 haftadaki gelişmelere baktığımız zaman neyi gördük? Özellikle Manbij sonrası Amerika'nın bunu Türkiye'ye söz vermesine rağmen bunu Türkiye yetkililerinin başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililerinin net bir şekilde Amerika bize söz verdi diye televizyon ekranlarında farklı bağlamlarda vurgulamasına rağmen son iki haftadaki gelişmeler onu gösterdi ki PYD, YPG sahada yarattığı fiili durumu kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Çekilmek istemiyor. Bilakis Manbij üzerinden yavaş yavaş alan genişletmeye çalışıyor. İşte bazı Türkmen köylerine dönük ve daha sonrasında belki Elbap ya da Cerablus'a dönük bir hareketlilik hazırlığı içerisindeydi. Bu da Türkiye'nin uzun süredir vurguladığı, burada bilinçli bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünü de parçalayacak bir kuzeyde PYD, YPG ve dolayısıyla PKK koridoru oluşturulma projesinin çok net bir işaretiydi ve bu noktada Türkiye artık gelişmelerin bu şekilde devam edemeyeceğini, buna karşı gerekirse tek başına askeri önlemleri hayata geçireceğini sinyallerini verdi. Özellikle belki hatırlarsınız, siz de haberlerde bunu vermiş olabilirsiniz. Dün akşam itibariyle mesela Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş çok net bir şekilde bunu vurguladı. Bu gelinen noktada buna karşı her türlü harekete geçileceğini vurguladı ama daha da öncesinde, bir iki ay öncesinde sanırım Cumhurbaşkanımız gerekirse Türkiye göbeğini kendi keser şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bütün bunlar şunu gösterdi. Burada eğer bu koridor tamamlanacak şekilde bir hamleyi PYD, YPG yaparsa Türkiye Amerika'yı ve koalisyon ortaklarını karşısına almak bahasına da harekete girişecek. Şimdi baktığımız zaman sabahki operasyonda neyi görüyoruz? Türkiye
kendisine dost unsurları bir şekilde burada önlerini açarak IŞİD'i yenmeleri ve alanı kontrol etmeleri için bir operasyona girişti. Ve önemli bir boyut da şu, bu operasyon aynı zamanda uluslararası koalisyondan, Amerika ortaklığındaki Türkiye'nin müttefiki koalisyondan da bir şekilde destek aldı. Bu önemliydi, bu şunu gösteriyor. Amerika'da arada geçen süreçte daha önce Türkiye'ye verdiği sözleri tutma noktasında gönülsüz davransa da, bazen sözlerinin aksine davransa da, bu noktada artık Türkiye'nin sabrının taştığını, Türkiye'nin bir şekilde önceliklerini dikkate alması gerektiğini göstermiş oldu. Bunu kabul ettiğini göstermiş oldu. Bu açıdan da önemliydi. PYD-YPG'nin elindeki kazanımlarla yetinmeyerek alanını sürekli genişletmeye çalışması, sahadaki realiteyi zorlaması, Türkiye'nin böyle bir eyleme girişeceğini bir işaretçisiydi. Zamanlama olarak belki bunu öngörmek zordu ama bunun da işaretleri vardı. Tabii işin geri kalanını sormak istiyorum. Şimdi az önce hikayeyi anlattınız, çok aktör var. Ben size kısa kısa ve hızlı hızlı sormak isterim. Birincisi, Türkiye IŞİD'i buradan temizledi ve şimdi IŞİD bir yere doğru yola çıktı. Nereye gidecekler bu militanlar? Rakka'ya doğru mu? Ve IŞİD bundan sonra ne yapacaktır sizce bu hamleden sonra? Evet, aslında Cerablus'a daha önce Manbij'teki varlığı sona erince oradan gelen militanlar da olduğu söyleniyor. Şimdi bunların kendilerine güvenli koridorlar bularak daha kuvvetli olduğu noktalara gitmesi gerekiyor. Türkiye sınırındaki diğer bölgelere gitmek burada akıllıca değil ve öte yandan Çoban Bey'i de diğer Türkmen ve ÖSO unsurları aldığı için batıya doğru bir hareket zor. Burada en makul hareket Münbiç'te, biraz daha güneyde PYD, Suriye Demokratik Güçleri olduğu düşünüldüğü zaman aradan, kırsaldan, buradaki köylerden Fırat boyunca bir şekilde kendilerine Rakka'ya, güçlü oldukları noktaya bir koridor açmaları beklenebilir. Bu belki sızma şeklinde, geri çekilme şeklinde olacaktır. Peki ama hocam, Münbiç'ten çekilirken mesela şöyle bir taktik de uygulamışlardı. Özellikle araçlarla geri çekilirken kendilerinin koalisyon hava kuvvetleri tarafından vurulmasını engellemek için kendi araçlarına sivilleri de alarak bir anlamda bunları canlı kalkan, insan kalkanı gibi kullandılar. Belki burada benzeri bir harekete de girişebilirler ama benim görebildiğim kadarıyla, şu ana kadar takip ettiğim kadarıyla böyle bir araçlarla büyük oranda çekilme ile ilgili bir bilgi yok. Ama belki gece başlayınca, daha sonraki günlerde kırsaldan farklı şekillerde sızarak kendi Rakka'daki daha güçlü olduğu noktalara kayabilirler. Ama öte yandan tabii yer yer bulabildikleri noktalarda kırsaldan Türkiye'ye sızma da gündeme gelebilir ki bu sebepledir anlaşılan o ki Türkiye sınırında da belli bölgelere zaten bir güvenlikli bölge ilan ederek buraya giriş çıkışlarında ilgili yetkililerce engellendiğini görüyoruz. Çeşitli aktörler açısından analiz ediyoruz. Yine kısaca şunu da sorayım. ÖSO açısından bakınca Özgür Suriye Ordusu şimdi bu köyleri tekrar geri almaya başladı. Türk ordusunun açtığı koridor boyunca. Onların buradaki oyun planı nedir? Oralara yerleşmek ve devamında orada kalmak mı? Ne düşünüyorsunuz? Evet, yani buradaki asıl hedef sadece an itibariyle IŞİD'den temizlemek değil, orada kalıcı bir varlık oluşturmak. İşte siz de örnek verdiniz Çoban Bey örneğini. Birkaç defa Türkmen kuvvetlerimiz Çoban Bey'i IŞİD'den aldı ama birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde IŞİD daha önce geri almıştı. Bu neyi gösteriyordu? Oradaki muhalif kuvvetlerin zayıf olduğunu, IŞİD'in nispeten daha kuvvetli bir savunma yaptığını. Ama şu an Türkiye'nin yoğun desteği ve bunun da ötesinde özellikle koalisyon hava kuvvetlerinin de desteği söz konusu olduğu için IŞİD'den kurtarılacak olan bölgelerin bu önümüzdeki dönemde, bundan sonraki dönemde daha sıkı bir şekilde, sağlam bir şekilde muhaliflerce kontrol edilmesi ve kalıcı bir varlığın burada tesisi gündeme gelebilir.